Evet sevgili arkadaşlar, geri paralel parka artık yeniden anlatmak istiyorum. Özellikle sınavlarda ne yaparsanız kalırsınız geri parkta, ne yaparsanız geçersiniz onu anlatmak istiyorum. Özellikle şu görmüş olduğunuz alan, yani iki duba arasında park yapacağımızda ilk başta yapacağımız en önemli şey ikinci parka, yani ikinci dubaya yaklaşırken dubayla aracın arasındaki mesafeye çok dikkat ediyorsunuz. Yani şuradan geldiğimiz zaman, araç buradan yürüdüğü zaman ilk başta bakacağınız şey yer, şu gireceğiniz iki duba arasında gireceğiniz alanın, ikinci dubanın yanına aracınızın ne kadar mesafede yaklaşacağı çok önemli. Parkı bu belirler. Yaklaşık mesafeyi gösteriyorum. Mesafe. Oradan geldiniz. Şu hizayı ayarladınız. Buraya geldiğiniz gibi araçla dubanın arasındaki mesafe yaklaşık 50 santim olacak. Yani aracınız gelecek. Şuraya durduğunuz zaman araçla dubanın arasındaki mesafe 50 santim olacak. Şimdi parka girerken dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi de şu. Her şeyden önce, parka girmeden önce dubalara kesinlikle, bu dubaların hiçbirisine kesinlikle aracınız değmeyecek. Yani temas ederse sınavda kalıyorsunuz. Bunları araç kabul ediyorsunuz, dubaları. Yani bu iki dubanın olduğu yerde arkasında araç var. Onun önü. Yani arkadaki dubaların, şu arkadaki dubaların bulunduğu yer, park edeceğiniz, iki araç arasında park edeceğiniz araçlardan arkadaki aracın önü. Şu önde görmüş olduğunuz dubalarsa önde park etmiş aracın arkası diye kabul edilir. Yani şu iki duba arasındaki şeritleri geçtiğiniz anda kalırsınız. Yani dubalara değmiyorsunuz, bir. İkincisi, şeritlere içeride manevra yaparken kesinlikle bu duba hizalarını, şeritlere değmiyorsunuz. Eğer değerseniz o parkınızda geçersiz sayılıyor ve kalıyorsunuz. Evet, başka kalmanıza sebep olacak hareketlerden bir tanesini daha söylüyorum. Buraya giriyorsunuz manevra yaparak. Şu sarı çizginin içine girdiniz. Fakat lastiğiniz eğer kaldırıma değerse, lastiğiniz kaldırıma değdiği zaman da sınavda kalıyorsunuz. Şimdi özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bunu defalarca söylüyoruz ama bazen arkadaşlarımız bunu zaman aşımından unutabiliyorlar. Burada belirteyim özellikle. Şurada ilk dubaya yanaştıktan sonra dubaya yanaştığınız mesafe eğer istediğiniz mesafe değilse, dubaya çok yaklaşmışsanız veya çok açıkta kalmışsanız, yani 50 santimi ayarlayamamışsanız veya bizim söylediğimiz hizada, şu hizada gidememişseniz tekrar dışarıda parka girmeden önce manevra hakkınız var. Yani biraz geri gidip biraz öne gidip dubayı ayarlayabiliyorsunuz yeniden. Burada manevra hakkınız var. Ama içeriye girerken mesela dubayı ayarladınız, kelebek camına getirdiniz, tam sağa kırdınız. İçeriye girdikten sonra içeride iki manevra hakkınız var. Şöyle, tam sağa kırdınız, buraya geldiniz, aracınız girmedi. Lastik değecek diyelim. Lastik değecekse durursunuz değdirtmeden. Ondan sonra bir öne, yani manevra hakkınız, bir öne bir de geriye gelecek kadar manevra hakkınız var. Yani içeriye girdikten sonra bir öne bir de geriye gelmek üzere iki manevra hakkınız daha kalmış oluyor. Yani yönetmelik bunu bu şekilde belirlemiş. Ondan sonra başka manevra hakkınız yok. Yani olmadı, kaldırıma diyeceksiniz. Tam sağ öne gittiniz, tam sol yaptınız, aracınızı oturttunuz, yani parkınız oldu. Eğer olmadıysa ondan sonra bir manevra hakkınız söz konusu değil. Evet, şimdi en çok sorduğunuz, defalarca söylememize rağmen sorduğunuz bir şeyi anlatacağım ben. Sarı çizgi. Aracın lastikleri sarı çizginin neresinde olacak? En önemli şey bu. Evet, kaldırımla şu sarı çizginin başlangıç noktasının arası 50 santimdir. Yani bu 50 santimin içine girmiş olmanız lazım. En kötü ihtimalle benim ayakkabımı, eğer ayakkabımı
aracın lastiği kabul ederseniz, yani sizin aracınızın lastiği bu sarı çizgiyi sadece şöyle bir santim basarsa risklidir sınavdaki parkınız. Yani her iki lastiğinizde aracınız paralel oldu. Lastiğiniz sarı çizgiyi sadece 1 santim bastıysa risklidir. Peki bu lastiğiniz, aracın iki lastiği de bu sarı çizgiye biraz daha girdiyse geçiyorsunuz. Yani yaklaşık 3 santim falan, 200 santim bastığınız zaman, her ikisi de bastığı zaman, yani bu 50 santimin içine lastikler girdiği zaman geçiyorsunuz. Fakat bu çizgiye hiç basamazsanız, yani bu tarafta kalırsanız, şurada kalırsanız veya burada kalırsanız kesinlikle geçme ihtimaliniz yok. Yani bu sarı çizginin içine girmeniz gerekiyor. Peki en çok merak ettiğiniz şey şu: siz zannediyorsunuz ki lastiğiniz bu sarı çizginin üstüne tam bastığında bu tarafa geçmeyecek anlıyorsunuz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu sarı çizginin içine lastiğiniz ikisi de girerse kaldırıma değmeden zaten parkınız 10 numara oldu demektir. Evet, yani bu sarı çizgiyi içeriye tamamen atlarsanız parkınız daha iyi oldu demektir. Fakat lastiğinizin 2 santimi veya 3 santimi basmış, ikisi de basmış ve aracınız paralel düz duruyorsa parkınız geçerli sayılıyor. Evet, şimdi parka girdiğiniz zaman yapacağınız şeyleri anlattım. Şimdi dilerseniz bir de tek manevrada, yani bir seferde park yapalım. Ondan sonra da diğer iki manevrayı nasıl kullanırsınız? En çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de o. Dilerseniz onları da göstereyim. Ben şimdi araçla bir park yapıyorum. Dışarıdan görüntülüyoruz. Buna dikkat edin. Burada en çok dikkat edeceğiniz şey şu: dediğim gibi buradan gelirken şu dubayla aracın arasındaki mesafeyi iyi ayarlama. İçeriden çeksin. Evet. Sınavdayken park alanına geldiğimiz zaman ilk yapacağımız şey şu. Yani en çok dikkat edeceğimiz şey şu: şu siyah çizgi, yani burada siyah çizgi var, bir lastik izi var gördüğünüz gibi. Yaklaşık o izin istikametinde gittiğiniz zaman zaten bizim dediğimiz mesafeyi ikinci dubanın orada yakalamış oluyorsunuz. Yani o lastik izinin üzerinden gittiğiniz zaman ortalama 50 santimi tam ayarlamış oluyorsunuz. Buraya ilk geldiğiniz anda dikkat edeceğiniz şey ikinci dubaya yaklaşacağınız mesafe olacak. Bakın, hiç bozmuyorum. Evet, şu şekilde düz devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hizamı hiç bozmadım. Yavaş yavaş gidiyorum. O dubayı şurada görmüş olduğunuz kelebek camının sonuna getiriyorum. Evet, bakın yavaş yavaş kaydırıyorum arabayı. Gördüğünüz gibi şu camın en sonuna getirdim. Yani şu fiyat yazısı camın markasıyla kelebek camının sonuyla, yani dubayı çakıştırdım ve durdum. Mesafem çok iyi, 50 santim. Kelebek camını da oraya getirdikten sonra yapacağım şey, artık parkım çok kolaylaştı. Yani parkı burası belirliyor. Mesafem iyiyse, dubaya yaklaşma mesafem iyiyse, camın da sonuna getirmişsem o dubayı, yani öndeki arabanın arkasını bu şekilde denk getirmişsem oraya, şimdi yapacağım şey kolay. Aracımı, debriyajıma tam sonuna kadar basıyorum. Geri vitesi alıyorum. Aynalarımın her ikisini de aşağıya sonuna kadar indiriyorum. Evet, sağ aynamı indirdim. Sol aynamı da indiriyorum. Evet. Şimdi direksiyonumu tam sağa kırdım. Buradan şu aynadan sol aynama bakarak yarım debriyaj, yani frenle gelmiyorum. Bakın şöyle yapıyorsunuz, frene basıp debriyajı biraz çekip şu şekilde korkulu şöyle geliyorsunuz. Kesinlikle böyle değil. Ayağım debriyajda, freni bıraktım. Debriyajda minik minik ayarlayarak şimdi sol cama bakıyorum. Sol cama baktıktan sonra minik minik geliyorum yavaş yavaş. Evet. Sol aynada yerdeki o az önce
geçtiğim, üzerinden geçtiğim noktaya lastiğini tam getiriyorum. Gördüğünüz gibi. O noktanın üzerine tam bastım. Şu anda tam bastı lastiğim. Şu şekilde basacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bastı lastiğim. Az önce geçtiğim hizanın üzerine. Şimdi tam sola kırıyorum durduğum yerde. Ayağım debriyajda ve frende. Kesinlikle kaydırmıyoruz. Çok hassas çünkü. Eğer az bir kaydırırsak parkımız olmayabilir. Şimdi yarım debriyaj. Sağ aynama bakarak kaldırma ve lastiğime bakıyorum. Ve tam sol, direksiyonu hiç kırmadan yarım debriyaj yavaş yavaş geliyorum. Evet, şu aynadan görüyoruz parkımı. Şu aynaya bakıyoruz, kaldırımı görüyoruz. Evet, arabanın parka nasıl girdiğini göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi yarım debriyaj yavaş yavaş geliyorum. Tam paralel olduğu zaman duracağım. Minik minik geleceğim. Şimdi burada lastiğin kaldırıma değmemesi gerekiyor. Ben biraz değdim çünkü biraz fazla geldi. İşte sizin sorduğunuz sorulardan bir tanesi bu. Lastik bu şekilde kaldırıma değeceğinde durduk. Burada ne yapıyoruz? Çok kolay. Demiştim az önce. Geriye geldik. Girmediği zaman manevra 2 ve 1 ve geriye bir manevra daha hakkımız olduğunu söylemiştim. Böyle olduğunda duruyoruz lastiği değdirmeden. Direksiyonumuzu durduğumuz yerde tam sağa kırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi azıcık öne gidiyoruz ve arabamızı kaldırıma paralel hale getirmiş olduk. Yani en çok sorduğum sorulardan biri bu. Bir defa da giremezsek ne yapacağız diye. Evet, bunu hallettik. Gördüğünüz gibi şu anda parkımız oldu. Direksiyonumuzu iki tur topluyoruz ve geri vitesi alıyoruz. Arkadaki şeritlere değmeyecek kadar geriye geliyoruz ve tam sola kırıp sola sinyalimizi verip yavaşça parkımızdan çıkıyoruz. Bakın, çıkarken de şuna dikkat edin. Sol aynaya baktık, sinyalimizi verdik, gelen yok. Aracın sağ ön tarafı şu şekilde dubayı kurtardıktan sonra yavaş yavaş toplamayı unutmayın. Toplamazsanız sol tarafa gider. Evet, şimdi burada ben biraz özellikle birinci ve ikinci manevrayı göstermek için, yani girmediğimiz zaman göstermek için özellikle kaldırıma değmesini istedim. Çizgiyi biraz geçtim. O yüzden bu şekilde oldu. Şimdi bir de tek seferde gireceğiz. Bakın, tek seferde girmeye çalışalım. Evet, tekrar o mesafeyi ayarladım. Evet, yaklaşık kaldırımla, dubayla aracın arası şu şekilde. Evet, neredeyse 50 santim ve dubayı kelebek camının sonuna getirdim. Tam sağa kırdım direksiyonu. Şimdi minik minik sol aynaya bakarak geliyorum. Yine az önceki gibi sol aynaya bakarak geliyorum. Sol arka lastiğimi gördüğünüz gibi az önce üzerinden geçtiğim noktanın tam üstüne bastırıyorum. Az daha geliyorum. Evet, bastırdım şu an. Ve tam sola kırıyorum direksiyonumu durduğum yerde. Yarım debriyaj, sağ aynaya bakarak, artık sol aynayla işim bitti. Sağ aynaya bakarak yavaş yavaş geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Lastik kaldırımı kurtarıyor. Aracın paralel olunca duracağım. Şu an aracın tam paralel oldu. Görmüş olduğunuz gibi tek seferde girdik ve parkımız oldu. Şimdi başka bir şey göstereceğim parkla alakalı. Bu da çok önemli. Parktan çıkarken de tam sol yaptım. Sol aynamı kontrol ettim. Dubayı kurtardıktan sonra hemen sağa kırıyorum. Arabamı düzelttim. Şimdi bakın, başka bir şey göstereceğim. En çok merak ettiğiniz şey bu. Yani parkı yaparken eğer çizginin dışında kalırsa, sarı çizginin içine giremezsek ne yapacağız diyorsunuz. Yani diğer manevraları nasıl kullanacağız? Hani bir seferde giremezsek veya sarı çizginin içinde olamazsak ne yapacağız diyorsunuz. Onu anlatacağım. Bu da çok basit. Şimdi yine aynı şekilde dubama mesafemi ayarladım güzelce. Evet, dubamla arabamın arasındaki mesafe 50 santim. Evet, kelebek camını ayarladım, durdum.
Şimdi tam sağa kırdım. Direksiyonu sonuna kadar. Yarım debriyaj yavaş yavaş. Sol aynadan durmak istediğim noktaya geliyorum. Yalnız bu sefer biraz geride duracağım. Yani o durmak istediğim izin olduğu yere biraz geride durdum. Şimdi geride durduğum için şöyle olacak. Tam sola kırıyorum. Bakın. Tam sola kırınca şimdi o sarı çizginin dışında kalacak arabamız. Göreceksiniz. Bakın sarı çizginin içine maalesef şu anda giremedim. Neden? Çünkü çok geride kaldığım için o yüzden. Gördüğünüz gibi lastikle sarı çizginin arasında yaklaşık bir 3-4 santim var. Bu kesinlikle kabul edilmiyor. Böyle olduğunda da hiç panik yapmıyorsunuz sınavda. Demiştim az önce anlatırken. Bir öne bir de geri manevra hakkımız var şu anda. Yani burada bırakıp gitmiyoruz. İlla tek seferde gireceğiz diye bir şey yok. Bir defa geldik. Giremedik içeride. Şimdi bir öne bir de geri manevra hakkımız var. Bunu nasıl kullanacaksınız? En çok bunu soruyorsunuz. Çok basit. Tam sol girdiniz. Durdunuz. Bakın girmedi. Şimdi şunu yapıyoruz. İki tur direksiyonu. İki tur yani yazıyı aynı L'deki gibi. Bir. İki tur düzlüyorsunuz. Öne gidiyorsunuz. Yani şu öndeki dubalara değmeyecek kadar, aracın burnu değmeyecek kadar öne gittik. Gördüğünüz gibi. Şuradan durduk. Şimdi geri vitesi alıyoruz. Direksiyonu tam sağa kırıyoruz. Ve sağ aynadan lastiğimizin sarı çizgiye bastığı an duruyoruz. Lastiğimiz sarı çizgiye şu anda bastı gördüğünüz gibi. Şimdi tam sol yapıyorum. Tam sola kırıyorum. Durdum. Ve sağ aynaya bakarak aracım paralel oluncaya kadar geliyorum. Evet aracım kaldırma paralel oluncaya kadar geliyorum. Evet şu anda aracım paralel oldu. Ve gördüğünüz gibi lastiğin sarı çizginin neredeyse %50'sini geçmiş durumda. Yani ne demiştik? Sarı çizginin üstüne lastiğin 2 santim, 3 santimden fazlası basarsa geçiyorsunuz demiştik. Şu anda gördüğünüz gibi farkımız yine olmuş durumda. Tekrar ediyorum. Girdik. İçine girmediyse, sarı çizginin içerisine girmemişsek 2 tur düzlüyoruz. Tekrar gösteriyorum aynı şeyi. Şu an çizginin içindeyiz ama daha da içine alacağız. Girmediğini farz edin. Durdum. Hemen tam sağa kırıyorum. Sarı çizgiye bastım. Durdum. Tam sol yaptım. Ve oturttum. Evet. Gördüğünüz gibi parka girmiş oldum. Şu anda bu park geçerli. Bunu da anlatmış olduk. Parkla alakalı unuttuğumu zannettiğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama yine de soru sordukça, bazı şeyleri merak ettiğiniz şeyleri sordukça açıklamaya çalışacağım bundan sonra. Evet, hepinize başarılar diliyorum sınavda. İnşallah hepiniz geçersiniz.